Doğru söylüyor vefalı öğrenciler. Çok seslilik, çok renklilik belli bir güruh tarafından yok edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle son zamanlarda çocuklarımızın eğitimi konusunda reform adı altında gerici, çağ dışı uygulamaların, bir takım uygulamaların pazarlanmaya çalışıldığını görüyoruz. AKP iktidarıyla eğitimin teslim edildiği vakıf ve derneklerle din temelli siyasi bir ideolojinin dayatması yapılmaktadır. Amaç belli değerli milletvekilleri, amaç kafalarındaki o insan modelini yaratmak. Azla yetinen, çok sorgulamayan, sürekli itaat eden, sürekli biat eden o insan modelini yaratmak. Bu gençler neden karanlık zihinlere sırtlarını dönüyor, aslında bir buna bakalım. Çünkü sizler devri iktidarınızda ilk öğretimden başlayarak eğitimi boğdunuz. Ensarla boğdunuz, vakıflarla boğdunuz, TÜRGEV'le boğdunuz, 4+4+4 sistemiyle hemen hemen tüm okulları İmam Hatip'e dönüştürerek akademik ve bilimsel özgürlüğü yok ederek boğdunuz. Kindar ve dindar gençlik hayallerinizle boğdunuz. İşte o gençler bunlara karşı çıkıyorlar. Toplumu günden güne bu korkunç cenderenin içine sokmanıza karşı çıkıyorlar. Birilerinin o bitmez tükenmez ihtirasıyla ülkeyi ve gençliği kafasındaki o kalıplara sokmaya çalışırken heba olan ve heba olacak o yıllara karşı çıkıyorlar ve sonuna kadar da haklılar. Hızla değişen, ilerleyen dünyaya anlayabilmek, ona ayak uydurabilmek için çağdaş ve bilimsel temellerden hareket etmek gerekirken bir önceki yüzyılın değerlerini referans almak, eğitim sistemini buna göre biçimlendirmek gerçekten abesle iştikaldir. Hakikaten derdimiz 20 yılda inanılmaz bir şekilde değişen, gelişen dünyaya ayak uydurmak mı? Yoksa geri kalmış, hurafelerin peşinde koşan, dilediğimiz yere çekeceğimiz bir toplum yaratmak mı? Bakın TÜBİTAK'ın 2016 yılı Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Tillo Evliyalarının Kerametleri isimli bir projeyi sergiye kabul ederken İstanbul'da 12. sınıf öğrencisi olan İlayda'nın yaptığı sıvılardaki su oranını mıknatısla ölçebilen ucuz, hızlı ve taşınabilir bir sistem projesini dereceye bile almadı. İlayda TÜBİTAK'ın derece almadığı projeyle Polonya'da 80 ülkenin katıldığı binlerce projenin içinde birinci oldu ve NASA'nın ekibine katıldı. İşte eğitimi getirdiğiniz nokta, yer burası değerli milletvekilleri. Eğitime getirdiğiniz yer burası. İşte o on binlerce liseli öğrenci bu özgürlüklerin yok edilmesine, eğitim sisteminin vakıflara teslim edilmesine, geleceksizliğe karşı çıkıyorlar. Ne mutlu bu ülkeye ki böyle gençlere sahibiz. Ve ne yazık ki bu ülkeye ki bu gençleri anlamayan, okullarını ayıran, öğrencilerini ayıran, öğretmenlerini ayıran, insanlığı ayıran, insanı ayıran bir bakanlığa sahibiz diyor. Yüce Yetinizi saygıyla selamlıyorum.